Ama geçmişte bakın nasıl da bir cumhurbaşkanı vardı. Ahmet Necdet Sezer'den bahsediyorum size. Seversiniz sevmezsiniz. 2000 ile 2007 yılları arasında yanlış hatırlamıyorsam görev yapmış. Notumu da aldım buraya. Evet, 2000 ile 2007 yılları arasında görev yapmış bir cumhurbaşkanı. Görevi bittikten sonra zaten kendisini biz hiç görmedik. Ne ailesini gördük, ne ailesini konuştuk, ne çocuklarını konuştuk, ne zengin olmuş olmamış hiçbir şey konuşmadık. Sadece görevini yaptı ve ayrıldı. Ve bugün cumhurbaşkanı adaylarından Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etti. Başarılı olmasını diliyorum. Destekliyor musunuz efendim? Evet. Ankara'da sürpriz buluşmanın adresi Gölbaşı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le buluştu. Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı. Öğle saatlerinde gerçekleşti ziyaret. Sezer, Kılıçdaroğlu'nun koluna girerek yürüdü. Yaklaşık 50 dakika görüştüler. Sezer buluşmanın basına kapalı olmasını istedi. Çıkışta ise CHP liderini uğurladı. Çok kısa efendim. Ne söyleyeyim? Eski Cumhurbaşkanısınız. Şimdi sizin makamınıza Sayın Kılıçdaroğlu aday. Düşünceleriniz onun adayla ilgili. Başarılı olmasını diliyorum. Yeter mi? Destekliyor musunuz efendim? Evet. Bir tavsiyeniz, öneriniz oldu mu seçim İçeride, sürecinde? İçeride konuştuk. Peki. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Cumhurbaşkanlığının ardından kameraların önünde çok az göründü Sezer. Çıkışta da sorulara çok kısa yanıt verdi. 14 Mayıs'a giderken CHP liderinin temasları, ziyaretleri hızlandı. Şimdi tabii Ahmet Necdet Sezer üzerine bir konuşmak gerekiyor ve geçmişte yaptıklarını yani 2000 ile 2007 yılları arasında yaptıklarını ne yaptığını konuşmak gerekiyor. Biraz hatırlatmak gerekiyor. Bakın nasıl bir cumhurbaşkanından nasıl cumhurbaşkanlarına gitmişiz. Yani yurt dışına çok mu gitti etti? Hayır, yurt dışına çok gitti etmedi. Eksiklik midir? Eksikliktir veya fazlalıktır. O kendi bileceği iş. Ama bakın şöyle bir cumhurbaşkanımız varmış geçmişte 2000 ile 2007 yılları arasında. Mesela oğlunun Çankaya Köşkü'nde düğünü oluyor. Ve o düğünde düğün öncesi köşkün elektrik sayaçlarını okutuyor. Ve not aldırıyor. Ardından da düğün sonrası harcanan elektrik parasını cebinden ödüyor Ahmet Necdet Sezer. Bunu yapmaz, bunu yapmayabilir. Yapmasa kimse de bir şey demez. Ama bunu yapıyor. Vicdanını görüyor musunuz? Yozlaşmamayı görüyor musunuz? Bozulmamayı görüyor musunuz? Yani milletin parasına sahip çıkan bir insandan bahsediyoruz. Bu değil sadece. Yakamoz isimli, o tarihlerde çok konuşulmuştu. Yakamoz isimli bir lüks yat var ve o çok masraflı diye. Çok masraflı diye. Demek ki kendisi de kullanmıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bunu veriyor, devrediyor. Böyle bir cumhurbaşkanımız var. Ahmet Necdet Sezer. Böyle bir cumhurbaşkanı vardı. Ondan sonra 7 yıllık, bu da çok önemli, çok konuşulmuştu. 7 yıl görev süresiydi o zaman biliyorsunuz. Parlamenter sistem vardı. 7 yıllık görev süresinde 167 milyon lira olan bütçesinin, burası bakın bence çok önemli. 167 milyon lira olan bütçesinin 46 milyon TL'sini hazineye devrediyor. Ve işte biz böyle cumhurbaşkanları tarafından da yönetilmişiz. Ben bu karakterde olan cumhurbaşkanları tarafından yönetilmek istiyorum. Yurttaşının parasına sahip çıkan, yurttaşının malına mülküne sahip çıkan, yurttaşının karakterine sahip çıkan, yurttaşına sahip çıkan, onu gerçekten temsil edebilecek kalitede ve kalibrede ve gerçekten de ağzından çıkacak kelimelerle onu yüceltecek, yurttaşını yüceltecek insanlara ben ihtiyaç duyuyorum cumhurbaşkanı olarak. Bugün geldiğimiz noktada şöyle bir bakıyorsunuz bizi yöneten cumhurbaşkanına. Yani kızdığı insana hakaret edebiliyor, sövebiliyor, bir anda hiddetlenebiliyor. Şeffaflık yok, hesap verebilirlik yok. Çok bir lüks şatafat içerisinde bir yaşam var. Bu kadar yoksul ve fakir ülkenin, yoksulun ve fakirin olduğu bir ülkede biz bunları yaşıyoruz. Biz böyle insanlar tarafından aslında yönetilmeliyiz. Ben böyle bir cumhurbaşkanı istiyorum. Sizler de yazabilirsiniz.